Yaparsan kayıt altına almak için. Neyi yaparsan? Bana yapmayacağını söylediğin su şakasını. Ne söyledin? Su şakası yapmayacağını. Demin söylemiştim onu. Hayır, hala. Bir de kayıt altında mısın? Ay sakın yapma. Yapmayacağımı söylemiştim değil mi? Evet yapma. Bak, çünkü çok güvenilir bir insanım. Şu anda sen resmen yani o su şakasını yap diye beni tahrik ediyorsun. Bari. Hayır hayır sakın. Niye kayıt altına sonra? Olmayan bir şeyi çekmek için kayıt altına. Evet. Ha? Naxos'taki 3. günümüzde otelimizin hemen dibindeki beach'e, St. George, Agios Georgios, St. George beach'e doğru yürüyoruz. Otelden 3 adım yürüyünce şöyle suya çıktık. Naxos'ta her yer böyle. Kumun yanında restoranlar. Hippocampos'ta rezervasyon gerekliymiş. Hiç şey yoktu, şu yataklar, şu şezlonglar Hippocampos'a ait. Hiç boş şezlong yoktu. Zaten saat 12.30 anasını satayım. Olsa da rezervasyonluymuş. O yüzden biz yarına şimdiden rezervasyon yaptık. Bu adada o olay var. Yani %80-90 şezlonglar ücretli. Ve rezervasyon, özellikle popüler beachlerde rezervasyon şart. Bütün koyu dolaştıktan sonra neydi buranın adı? Naxaki Beach Lounge diye bir yerde yer bulduk. 25 euro. İyi yaşa. Konuşmazsa hapşırarak kesiyor sözünü video çekerken. İki şezlong, bir şemsiye. İyi yaşa. İki şezlong, şemsiye, havlu 25 euro alıyorlar. Artı içeride kişi başı 15 euro. Minimum harcama istiyorlar. Daha sonra adanın güneyinde birkaç tane böyle işte tesis olmayan bakir koy var. Oralara gideceğiz. Biz bütün gün burada yatamayız. Bayarız bir süre sonra. Dünkü gibi bir turlamaya çıkarız motorla. Oralara gideceğiz. Oralarda biraz dolanacağız. Buralar güzel böyle. Su güzel. Herhalde yemek de güzeldir. Az sonra yemek yiyeceğiz. Bu ada böyle güneşten, sıcaktan çok haz etmeyen benim gibi insanlar için de aslında birebir yani. Rüzgardan hakikaten insan anlamıyor ne olduğunu. Evet biz şimdi adanın güneyine doğru gideceğiz, bakalım neler olacak. Bir rüzgar var. Ben
yoktu. Neyse ki Troll akıllı uyarı verdi. Dedi ki ama buralar köyler değil. Portara'ya geldik. Portara mı? Portara. Apollo'nun kafası. Ben şimdi ona biraz baktım. Şöyle anlatayım. Milattan önce 6. yüzyılda bu Naxos böyle en parlak dönemini yaşıyor. Ve işte o sırada buranın artık kralı mı, işte tyrant'ı mı neyse. Bu diyor ki böyle devasa bir şey yapalım diyor. Devasa bir tapınak inşa etmek istiyor. Tam başlıyorlar falan filan bu inşa edilmeye, savaş başlıyor. Samos adasıyla Naxos adası bildiğim kadarıyla savaşa giriyor. Ve Samos sakinleri bu şeyi Naxos'un kralını deviriyorlar. Devirince bu tapınağın inşaatı da duruyor. Bu Apollo'ya adanması planlanmış tapınağın son kalıntısı ve bu adanın da sembolü. Biz de şimdi buraya çıkacağız. Gün batımında çok tatlı oluyormuş. Biraz rüzgar, biraz dalga var. Şuradan ıslanmadan geçmeye çalışacağız. Ayşe şu basamaklardan aşağı in. Ayşe sakın ıslanma. Kapıya geldik. Portara işte bu. Elim nerede? Elim bile göremiyorum. Dur demiş. Biz dahil. Bu manyakların hepsi gün batımı izlemek için gelmiş buraya. Yarım saattir kum yiyoruz. Çünkü hayvan gibi bir rüzgar var. Esiyor. Gözümüze kaçıyor, ağzımıza kaçıyor falan yani. Şikayet olmasın. Bok mu var? Bir de gün de güzel batmıyor aslında. Göstereyim. Bakayım, batıyor mu? Turistik görevimizi yerine getirdik. Portara'nın önüne geldik. Alıyorlar selfie'ler gün batımları. Hepsini yaptık. Hepsini yaptık. Öyle bile yaptık. Gerçekten yaptık bunu. Bunu yaptık gerçekten. Bugünü bu gün batımı eşiğini kapatalım. Yarın da Naxos'taki son günümüzü geçireceğiz. İyi akşamlar. Tam çekim yapmayı bıraktık. Portara'dan çıktık. Hadi dedik ki deniz ürününden sıkıldık. Hadi bir burger yiyelim dedik. Daha önce gördüğümüz bir burgerci vardı. Capone. Orada yedik. Çok iyiydi. Müthişti. Çok iyiydi. Ekmeği ayrı iyiydi. Burgeri ayrı iyiydi. Patatesini ben bayıldım. Ayşe çok sevmiyordum onu. Böyle çok iyiydi. Ama azıcık kazık. Bütün ada gibi. Evet. Bu ada kazık. Çok pahalı. İyi geceler. Adadaki son günümüz. Yarın artık adadan ayrılıp Atina'ya geçiyoruz. Bugün gene dün gidip yer bulamadığımız fakat rezervasyon yaptığımız Hippocampos Beach'e gideceğiz. Dün rezervasyon ve hatta ödeme yaptığımız için şu anda şezlonglarımız bizi bekliyor. Sonunda
nispeten rüzgarsız bir gün. Deniz şahane, sapsakin. Bir gün dalgası, şöyle huzurlu deniz. Hak etmiştik bence. Evde yemeye karar verdik ve tada, hamarat kocam uyduk doğuruyor. O var, onu kullanmasam hemen de karışırım. Biraz daha ince kesemiyor musun? Ben keseyim mi? Kesemiyorum Ayşe. Zaten tamam, ben bunlar yağ aroma versin diye bir tane. O evdeki şeyden yapmayacağız şu anda. Su var mı onun içinde? Var. Tamam. Tamam, kapatıyorum. Sanki evde makarnaları ben yapmıyormuşum gibi bir su var mı onun içinde? Alışveriş yaptık. Yani tabii bizim son akşamımız ama bize aldığımız şeyler iki akşam yeter. Makarna aldık, sarımsak aldık, parmesan peyniri aldık, su aldık, dört tane kola aldık. Başka ne aldık, bir şeyler daha aldık mı? Düşünüyorum. 15 euro. Hepsi. Ya, kahve aldık be ya. Ha, bir de şey, Nespresso için ili kahve aldık. 15 euro. Bundan sonra Yunan tatillerinde 2 gece dışarıda, 2 gece evde. Euro olmuş 30. Sikerler o restoranları. Ve işte makarnamız. Çok güzel oldu. Ellerine ayıptır sağlık. Söylemesi. Çok güzel oldu. Çok da güzel oldu. Lan biz orayı hiç görmedik diye. Meğersem bu limanın şey tarafında, kuzey tarafında hiç da ayak basmadığımız sokaklar varmış. Bir kere Old Market Street diye bir yer varmış. Bu gece keşfettik. Neyse ki gitmeden orayı da keşfettik, gezdik. Oldukça güzel sokaklar, oldukça harika dükkanlar falan vardı. Böyle her yer sanat, sepet, tablo, takılar, biblolar, yağlı boyalar vesaireler çok çok güzeldi. Ve bu gece itibariyle Naxos maceramız bitiyor. Sabah Atina'ya doğru gidiyoruz. Görüşmek üzere.